Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu videomuzda Sony Vegas Pro'yu indirmeyi, cracklemeyi anlatacağım. Daha sonrasında da bu videonun devamında basit Sony Vegas Pro dersleriyle başlayıp ilerleyen profesyonel introlara doğru gideceğiz. Öncelikle bunu indirme linklerini size yorumda vereceğim. Bu videonun altındaki yorumlarda bulabilirsiniz. İndirdikten sonra RAR'dan çıkardığınızda karşınıza böyle bir klasör gelecek. Onun içine giriyorsunuz. Öncelikle burada gördüğünüz setup'tan Sony Vegas Pro'yu kuruyorsunuz. Kurduktan sonra uygulamayı hiçbir şekilde açmıyorsunuz. Direkt buradan aç'a giriyorsunuz. Buradan bunu açıp crack diyorsunuz dosyayı. Ondan sonra kapat, tekrardan Sony Vegas Pro'yu açabilirsiniz. Kesinlikle hiçbir süre sınırlaması yoktur. Sınırsız oluyor arkadaşlar. Onun dışında eğer ben haram el uzatmam derseniz, kursana karşıyım derseniz girip Sony Vegas'ın sitesinden de ücretini ödeyip kullanabilirsiniz. Onun dışında burada hepimizin bütçesi belli, böyle programlara para verecek durumda değiliz. Burası da ayrı bir şey. Ondan sonra dosyayı kurduğunuzda tabii Sony Vegas Pro karşınıza böyle bir şey gelecek, böyle bir ekran. Camtasia'dan buna geçenler bunu biraz karışık bulabilirler. Ama tabii Adobe Premiere'den veya After Effects'ten geçenler ve benzeri bunu daha basit bulacaklarına eminim. Öncelikle bu videoda ders vermeyeceğim. Kısaca programdan biraz bahsedeyim. Bu programla neler yapabilirsiniz? Mesela intro yapabilirsiniz. Blender'daki introlar gibi değil. Daha profesyonel introlar yapabilirsiniz. Onun dışında VS videosu veya oyun videolarınızı düzenleyebilirsiniz. Videolara efekt ekleyebilirsiniz. Birkaç videoyu birleştirebilirsiniz, hızlandırabilirsiniz, sesleri mesela birleştirebilirsiniz, birini azaltıp birini çoğaltabilirsiniz. Videoya birkaç tane ses ekleyebilirsiniz, hareketli gökyüzü ve benzeri ekleyebilirsiniz. Onun dışında overlays'larla videonun arkasına kar yağışı, yağmur ve benzeri efektler yine ekleyebilirsiniz. Onun dışında facecam ekleyip facecam'in arka planını yani green screen'i yok edebilirsiniz. Onun dışında daha ne özellikleri var? Tabi burada bayağı bir özelliği var. Unutmadan hareket yazı ekleyebilirsiniz. Hareket yazı dedim yani böyle kayan yazı ve benzeri de bunları çoğu programda ekleyebilirsiniz. Onun dışında daha böyle zıplayan yazılar ve benzeri ekleyebilirsiniz. Bunlar tabi ilerleyen videolarda derslerini göstereceğim sizlere. Onun dışında bayağı bir render seçeneği de var. 1080p'den 480p'ye 240p'ye kadar düşürebiliyoruz bunu. Onun dışında yine burada resim de düzenleyebiliyorsunuz. Resimlere de yine efekt ve benzeri ekleyebilirsiniz. Onun dışında unutmadan daha video geçişler yine ekleyebiliyorsunuz. Sonra render seçeneklerinde yine videoyu best, good ve benzeri yine seçeneklerini ayarlayabiliyorsunuz. Şu an aklıma gelenler arkadaşlar bu kadar. Onun dışında yani kolay bir program, tabi Türkçe yaması yok, bunun İngilizce kullanmak zorundasınız ama yani çok öyle bir İngilizce de gereken bir şey de yok, ezbere yapacağız biraz. Videonun arkadaşlar sonuna geldik, bir dahaki videoda derslere başlarız. Onun dışında sıkıntılarınız olursa yoruma yazın, her türlü cevap vermeye çalışırım. Kanalıma abone olup takipte kalmayı unutmayın. Şimdiden iyi günler.